İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bırakıyoruz. Maalesef 2020 yılı sevilmesi zor bir yıl oldu. Aşağı yukarı bütün kötü film senaryolarını yaşadık. Gelin 2020 yılında dünyada neler yaşanmış bakalım. Koronavirüs salgınına rağmen onca kasvetin ortasında ışığı gördüğümüz günler de oldu tabi. Dünyanın dikkati koronavirüs krizine odaklıyken Afrika'da çocuk felciyle mücadele sessizce kazanıldı. Virüs kıtada yılda yaklaşık 75 bin çocuğu felç ediyordu. Dondurulmuş bir embriyo sayesinde Molly adlı bebeği 27 yıl sonra yaşınladık. 27 yıl önce 1992'de donmuş olan embriyodan 2020 yılında bir bebek doğdu. NASA Ekim ayında ay yüzeyinde su izlerine rastladığını açıkladı. Bu yeni keşifle artık şüpheye yer kalmadı. Ayda su var. Olur da daha kötü yıllara denk gelip dünya adlı bu gezegeni terk etmek zorunda kalırsak bu bizim için güzel bir haber. Dünyada önemli ve ilginç başka neler oldu kısa kısa bakalım. Birleşik Krallık resmi olarak Avrupa Birliği'nden çekildi. Prens Harry ve Meghan Markle kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. Kraliyetteki tüm haklarından vazgeçerek kendi ekonomik bağımsızlıkları için çalışacaklarını duyurdular. NBA efsanesi Kobe Bryant 13 yaşındaki kızı ve diğer 7 yolcuyla beraber bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. 2020 yılı dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Maradona'yı da aramızdan aldı. Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk gibi 130 ünlünün Twitter hesapları Bitcoin dolandırıcıları tarafından ele geçirildi. Afrika'da başlayan çekirge istilası büyük bir hızla yayıldı. Bu son 70 yılın en büyük felaketi olarak nitelendirildi. Çiftçiler çekirgeler yüzünden ürün yetiştirememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bir de Amerika'da dev boyutlarda katil arılar ortaya çıktı. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Müzesi camiye dönüştürüldü. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi üzerine keneviri en tehlikeli uyuşturucu listesinden çıkardı. Birleşmiş Milletler raporuna göre kadınların parlamentolardaki temsili 2020'de 2 katından fazlasına çıktı ve tüm parlamento sandalyelerinin 4'te 1'i kadınların oldu. Rusya'da bir enerji santralinden yaklaşık 20 ton petrol sızmasının ardından Putin acil durum ilan etti. Çevre uzmanları sızıntıyı büyük bir çevre felaketi olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler 2020 yılının şu ana kadar ölçülmüş en sıcak yılı olduğunu açıkladı. Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Sibirya'da termometreler 38 dereceye kadar çıktı. Bu Kuzey Kutbu Dairesi'nde görülen en yüksek sıcaklık oldu. 2020 yılında da devam eden Avustralya orman yangınları modern tarihin en kötü vahşi yaşam felaketi oldu. Aylarca süren alevlerin ardından 8 milyon hektar orman kül oldu. 1 milyardan fazla canlı hayatını kaybetti. 2020 yılında dünyanın akciğerleri olan Amazon ormanlarında yaklaşık 100 bin yangın çıktı. Yani 2020'nin nasıl geçeceği en başından belli olmuştu aslında. Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in Crew Dragon isimli uzay mekiğiyle iki astronot başarılı şekilde uzaya gönderildi. Böylece tarihte ilk kez özel bir şirket koskoca devletlere kafa tutarak uzaya insan yollamış oldu. Amerika bu yılki başkanlık seçimlerinde hiç olmadığı kadar tutkuluydu. 1900 yılından bu yana en yüksek seçmen katılımı yaşandı. %66,7. Trump yenildiğini kabul etmedi. Olay bizim İstanbul seçimlerine döndü. Yeniden sayım istendi. Ancak çabalarının hiçbiri sonuç vermedi. Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi Amerika'nın demokrasisine kare bir leke olarak geçirdi. Amerika, teslim olmayı reddeden diktatörlere ve otoriter rejimlere selam çaktı. Ve koronavirüsümüz 2020'yi dünyanın durduğu yıl ilan etti. 2019 Aralık'ta ilk kez Çin'de görülmüştü. 2020 yılında tüm dünyaya yayıldı. Sokağa çıkma yasakları başladı. Ülkeler hastalığın yayılmasını durdurmak için kısıtlamalar uyguladıkça küresel ekonomi %4'ten fazla küçüldü. Bu oran 1930'lardaki büyük buhrandan bu yana yıllık bazda görülen en kötü düşüşe işaret ediyor. Uluslararası ekonomi 2008 küresel ekonomik krizinin sonrasında bile sadece %0,1 oranında küçülmüştü. İşsizlik arttı. Yoksulluk oranları yükseldi. Şirketlerin bir kısmı pandemi sonrasında bazı işlerini dijital ortamda yürütmenin daha rahat ve ekonomik açıdan daha az maliyetli olduğunu keşfetti. Birçok sektör ve firma için pandemi sonrası da bu durum kalıcı olarak devam edecek. Hatta şimdiden bazı firmalar
çalışanlarının sonsuza kadar evden çalışma seçeneğine sahip olduğunu duyurdu. 2020'nin en umutlu haberi aşılardan geldi. Koronavirüs aşıları rekor sürede onaylandı. Virüsümüz ilk mutasyonuna uğradı. 2021'de aşının yan etkilerini ve koronavirüsün yeni mutasyonlarını konuşmaya devam edeceğiz. Ama bilinen bir gerçek, yeni koronavirüs türünün son örneği olmayacak. Gelelim iklimimize. 2020'de daha temiz bir hava solduk. Dünya salgınla savaşmak için kilitlenirken, ekonomide sektörlerin yavaşlaması, hatta durması birçok ülkede hava kirliliğinin azalmasına sebep oldu. Birleşmiş Milletler Çevre Programı yıllık raporunda endüstriyel faaliyet ve seyahatteki düşüşlerin bu yıl emisyonlarda %7'lik bir düşüş sağlayacağını söyledi. Koronavirüsün ilk 6 ayında dünyada karbon emisyonları görülmemiş düzeyde azaldı. Salgın en azından bir işe yaradı. 2020 yenilenebilir enerjilerin rekor yılı oldu. Güneş ve rüzgar enerjisi artık dünyanın çoğunda kömürden önemli ölçüde daha ucuz. 2020'de çok sayıda kömür santrali de kapandı. Yaklaşık 138 büyük finans kurumu bu en kirli fosil yakıtlar için finansman veya sigorta sağlamayacaklarını açıkladı. Giderek daha çok sayıda şirketin karbon salımlarını azaltma vaadinde bulunması da çevre için iyi bir haberdi. Birleşmiş Milletler'e göre hükümetler ve işletmelerin net sıfır karbon salımı taahhütleri 2020'de iki katına çıktı. Katılanlar arasında Facebook, Ford ve Mercedes-Benz de vardı. Petrole olan talep azaldı. Bu yıl petrol talebindeki düşüşün nedenlerinden biri de elektrikli araçların küfreyen başarısı oldu. 2020'de satılan tüm arabaların %10'u elektrikli araçtı. Satışlar 2021'de daha da artacak. Mesela Kaliforniya, 2035 yılına kadar içten yanmalı motor satışlarının sona ermesini zorunlu kıldı. Dünya koronavirüsle büyük imtihandan geçerken, Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının yeniden başladığını duyurdu. Korkutan bir açıklamada 1976 yılında Ebola virüsünü keşfeden profesör Georgekos Muyambe Tamfum'dan geldi. Tamfum, insanların koronavirüs salgınından daha fazlasına hazır olması gerektiğini belirterek insanlık Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan bilinmeyen sayıda yeni ve potansiyel ölümcül virüsle karşı karşıya kalacak dedi. Ermenistan ve Azerbaycan arasında savaş yaşandı. Savaşın 44. gününde Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan yenilgiyi kabul ederek anlaşmaya imza attı. Ve 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal altında olan Karabağ kurtarıldı. Paşinyan, ne oldu be? Bu ne oldu Paşinyan diye sen? Yenilgiyi kabul edemeyen Ermeni halkı ayaklandı. Ermenistan'da meclisi bastılar. Kapıları kırarak Başbakan Paşinyan'ın makam odasına kadar giren protestocular odasından özel eşyalarını çaldı. İstifa baskılarının ardından Paşinyan erken seçim çağrısında bulunarak muhalefete seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleşeceği konusunda güvence verdi. 2020 yılının son günlerinde ise Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için süresiz protestolar başlatıldı. Sisyan şehrini ziyaret eden Paşinyan, ölen Ermeni askerlerini anmak için gittiği kiliseden papaz tarafından kovuldu. 2021 yılı Ermenistan'da çalkantılı karşılanacak. İslam Devrim Muhafızları Kuvvetleri'nin Kudüs gücü lideri Kasım Süleymani, Amerika'nın insansız hava aracı saldırısında öldürüldü. Bu Trump'ın emriydi. 2020'de tüm dünyada en çok deprem ölümü Türkiye'de yaşandı. Dünya genelinde 2020 yılında depremlerde toplam 201 kişi hayatını kaybetti. Bu can kayıplarının 163'ü Türkiye'den. Meksika'daki 7.4'lük depremde 10 kişi, Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğündeki depremde sadece 1 kişi yaşamını yitirdi. Elazığ'da ve İzmir'de gerçekleşen depremlerle yitirilen canların ardından ülkemiz çok zor günler geçirdi. Türkiye depreme dayanıksız yapılara yakın zamanda çözüm bulabilecek gibi gözükmüyor. 2021'de de kentsel dönüşüm yerine rantsal dönüşümler yapmaya devam. Kötü günleri geride bıraktık. Şimdi sıra daha kötü günlerde. Aman ağzımı hayra açayım, 2021 yılı hepimiz için iyi geçsin. Adaletsizliğin ve eşitsizliğin, salgın hastalıkların olmadığı bir yıl diliyorum. Seneye bugün 2021 yılı için listemizde hep güzel şeyleri anlatalım. Atladığımız önemli olaylar varsa sizi yorumlara alalım.